Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam zamanı tam olarak yazıldı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir mushaf haline getirilmedi. Yani şu an elimizde okuduğumuz mushaf şekline getirilmedi. Tertibli bir hale getirilmedi. Aslında surelerin tertibi biliniyordu, ayetlerin tertibi zaten biliniyordu. Bu konuda hiçbir şüphe yoktu ama böyle iki kapak arasında getirilmemişti. Bunun sebebi şudur. Bunun sebebi efendimiz Aleyhisselam hayatta olduğu için vahiy inmeye devam ettiği için eğer inen vahiyler bir kitap haline getirilseydi sonradan gelenleri biz nereye koyacaktık? Efendimiz bunları nereye koyacaktı? İnen her bir vahiy sebebiyle o tertibi o Mustafa baştan sonra yeni baştan mı yazılması lazımdı? Bir de onun tabi efendimizin dönemindeki şartlara göre düşünmemiz lazım. Bugünkü bilgisayar sistemleri hemen metni aradan efendim aşağı kaydırma, araya bir metin koyma, düzenleme bu imkanlar o zaman yoktu. Bunu bunu böyle bilmek lazım. O dönemin şartlarına düşünmek lazım. İkincisi de efendimiz hayatta olduğu için Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinin kay kaybolma riski ve böyle bir tehlike söz konusu değildi. Çünkü garantör efendimiz aleyhisselam'dı. O hep her şey ona bağlıydı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam vefat ettikten sonra artık böyle bir peygamber garantörlüğü, garantisi ortada kalmamıştı. Dolayısıyla e, ayetlerin, surelerin, Kur'an-ı Kerim'in e, devlet eliyle, resim bir şekilde sahabenin icmaıyla e, ciddi ilmi metotlarla tespit edilip yazılıp bu seferinde getirilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Zaten Hz. Ebu Efendimiz zamanında, Mustafa'nın Cemi hadisinden baktığımız zaman orada şöyle bir hadisi oluyor. Yemame savaşlarında çok sayıda hafız 70 diye bir ifade kullanılıyor. Bu çokluktan kinaye de olabilir. Çok sayıda hafız, Kur'an'ı bilen insanlar şehit olunca Hz. Ömer Efendimiz korkarım ki bu şehitlerin ölmesiyle bazı ayetler unutulabilir veya kaybolma tehlikesi olabilir. Hz. Halife Hz. Öbekir'i bu konuda ikna etmek suretiyle Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyonla ve her bir ayeti Resulullah Efendimiz'in huzuruna yazılmış olma şartıyla ve iki şahitle de getirmek şartıyla bu şekilde cem etme faaliyeti gerçekleşmiştir. Esas hikmeti Kur'an-ı Kerim'i korumaktan, kaybolmaktan, ayetlerin kaybolmasına engel olmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'e devlet eliyle resmi bir otorite, karantörlük vazifesi kazandırmaktır.